her şey insan üzerinde, düşünceden çıktı. Eğer söze gelmemiş olsaydı biz düşünceyi bilemeyecektik. Eğer sedaya gelmemiş olsaydı düşünceyi bilemeyecektik. Hazreti Pir diyor ki, o düşüncen denizi nerede? Onu bilemezsin. Bu bir kendi düşünce denizin var değil mi? Aa, bir de ne var? Kendi düşüncen kendin, kendi iraden. Asıl düşünce denizi ne? Külli irade. Yürü, oraya doğru yürü. Oraya doğru yürü. Oradan sen içmeye çalış. Oraya kendini atmaya çalış. Allah bizi onlardan eylesin. Ama latif bir söz dalgası görünce onun denizinin de kadri yüce bir deniz olacağını anlarsın. Yani sen o kadri yücenin denizine daldıysan senin ağzından latif sözler çıkacak. O kadri yücenin denizine daldıysan senden hikmet sudur edecek. Senin sözün bilgi olacak. Senin sözün hikmet olacak. Senin sözün hakikat olacak. Eğer senin düşünce denizin o düşünce denizinin içerisinde yok olduysa. Eğer sen düşünce denizini oraya rabıta ettin, oraya bağladıysan, o zaman oradan gelenlerle konuşacaksın. O zaman o düşünce deryasına doğru yürü. Ve o kadri yüce olan Allah'ın, kadri yüce olan Allah'ın ilim deryasına girdiğinde, o zaman onun ilminden konuşacaksın. O zaman onun söyleyen dili olacaksın. O zaman onun gören gözü olacaksın. O zaman, o zaman tecelli edecek.